Doğrusu dilerken keyif aldım. Her bir adayımız kendi alanında çok dolu. Dolayısıyla bunları seçen adaylarıma öncelikle il başkanım ve genel merkeze teşekkür ediyorum. Gerçekten vaatleri yapmışlar. Hepinize hayırlı olsun. Evet, çok zor bir süreç. Gerçekten güle oynaya gireceğimiz bir seçim süreci değil. Şu an içerideki bütün arkadaşlarımızın sanıyorum ki %100.5'u bunu düşünüyor. Ama zoru başarmak en güzeli bence. Çünkü süreç kritik. Niçin AK Parti? Çünkü bölgenin AK Parti'ye ihtiyacı var. Niçin? Çünkü Türkiye'ye ihtiyacı var AK Parti. AK Parti'nin, Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var. Çünkü projeleri çok önemli. Bu barış süreci çok önemli. Orhan Bey'le az önce sohbet ederken özellikle anayasa sürecinde 1876 yılında başlayan teşkilat-ı esasiye kanunu 1921-24 61 ve nihayet 82 anayasası Türkiye'ye yakışmıyor. Bu kadar hızlı giden modern bir ülkeye artık bu anayasalar yakışmıyor. Hatta 1921 anayasasını eğer Türkiye uygulamış olsaydı belki çok daha farklı noktada olabilirdik diye düşünüyorum. Onun için ben şunu söyleyeyim. İnanıyorum ki 7 Haziran Mardin'de bayramımız olacak. Türkiye'de AK Parti bayramı olacak. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Yılmaz Altındağ'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mardin Eski Belediye Başkanı Sayın Metin Pamukçu'yu konuşmalarını yapmak üzere kişiye davet ediyorum. Sayın Bekir, Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, değerli basınımız. Hepimiz belediye başkanı ve meclis üyeleri Şişhane Toplantısı'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, burada 2004-2009 belediye başkanlığı yaptım. Bu 2004 ve 2009'da gerçekten Mardin büyük hizmetler gördü ve şimdiye kadar da görmeye devam ediyor. 2004'te Mardinler hatırlar. 25 günde bir Mardin'e su veriliyordu. Bunu Başbakanımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürümüzle paylaştığımız zaman bunları bir şekilde çözme noktasında bize söz verdiler ve sözlerini yerine getirdiler. Mardin kentsel dönüşüm projesinde Sayın Başbakanımız Mardin gelişlerine bununla ilgili ilgilendi ve bununla ilgili çalışmaların başlamasıyla Erdoğan Bayraktar Bey'e emirlerini verdi ve bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekten Mardin 12 yıl içerisinde büyük hizmetler gördü. Organize sanayide baktığımız zaman organize sanayide şimdiye kadar 100 tane üzerinde işletme faaliyet gösteriyor. Bununla ilgili ikinci organize sanayi açıldı. Ve burada bu kentsel dönüşümde fabrikaların çalışmasıyla binlerce memleketteki işçilerimiz çalışmakta, bundan faydalanmakta. Bu da tabii ki güven olayıdır. Burada istikrar olayıdır. Burada istikrar güvenli bir limanda gerek iş adamlarımız, gerek bizler burada yatırım yapmaya, iş yapmaya her zaman adayız ve iş yapmaya devam edeceğiz. Ben burada gerçekten doğru olan işlerde, dürüst olan işlerde her zaman yalanların bir şekilde doğruları inceltebilir ama incelttikten sonra koparamaz. Yalanlar bir yere kadardır. Onun için bu hizmetleri iyi bir şekilde insanlarımıza anlatarak bir şekilde en iyi hizmetleri sunarak doğruları ve dürüstler bir çalışmalarımızda inşallah AK Parti Mardin'de genelde yapılan hizmetlerin anlatıldıkları takdirde iyi bir yere varacağına inanıyorum. Ben şimdiki vekil adayları arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Metin Pamukçu'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Toplantımız burada son bulmuştur. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Seydam. Kapıdan şey yapalım.